Merhaba arkadaşlar. Türkçe'nin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Evet paragraf soru bankası çözümünde ikinci ünite yani paragrafın konu ve başlığı ile ilgili karşınızdayım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada birinci soruyla başlayacağız ama bir fıtı fıtı yapalım mı? Hadi yapalım hocam. Evet duydunuz o fıtı fıtıyı ne diyor bakalım soru kökünde. Yukarıdaki parça en uygun başlık aşağıdakilerden yukarıdaki parça ile ilgili en uygun başlık soruluyor. Peki bu konuyla bağlantılı mıdır? Evet. E, dolayısıyla sevgili arkadaşlar hangisi olabilir diyor. Önce konuyu çok düzgün bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Coğrafi şartlar değişik biçimlerde insan topluluklarının hayatı üzerinde etkili olur. Toplumların değişim ve gelişimlerini anlayabilmek için yaşadıkları coğrafi mekanın ve şartlarının iyi bilinmesi gerekir. Yaşadıkları coğrafya burada vurgulanan en önemli noktalardan bir tanesiydi. Hadi bakalım. Tarih de aynı mekan üzerinde çeşitli yönlerden gelişmiş birçok insan grubunu incelemektedir. Şimdi tarihi mevzuya geçti. Evet bakalım bütün tarihi olaylar coğrafi bir mekan içerisinde geçer. Olayların objektif olarak değerlendirilebilmesi ve iyi bir şekilde analiz edilebilmesi için hadiselerin geçtiği mekanın özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir. Yani coğrafya ve tarih meselesine doğru ilerledi. Bu konuda bize coğrafya yardım eder. Coğrafya şartlar tarihe şekil verir. Gördüğünüz gibi şurası çok mühim. Mekan olmadan tarihin olması da mümkün değildir. O halde insan ve tarih yani burada insan değil de coğrafyadan bahsediyordu sanki. Tarihte vardı. Dolayısıyla buradan dolayı gitti. Yani cevabım A, -A olamaz. E, coğrafya ile tarihi ilişkisi evet bir e, tarihsel olay bir coğrafyada gerçekleşir demişti başlıkta buna yani konuya uygun bir şekilde belirlenmesi gerekiyor cevap bursa gözüküyor ama diğer şıklara bakalım tarihin kaynakları hayır coğrafyanın sırları yani acayip sırlı bir bilimdir gibi böyle bir şey yoktu. Mekanın önemi, mekan insanı geliştiren ve değiştiren bir özelliğe sahiptir gibi bir vurgu yoktu. O yüzden cevap Bursa'dır bitti gitti inşallah. Paragrafta konu ve başlık test bir soru 2. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle durumlardan hangilerine gönderme yapılmıştır şeklinde bir soru kökü var. Metni çok iyi anlıyoruz ve 1-2-3 şeklinde ÖSYM tarzı bir soru olarak yani bir tanesine de ikisine de üçüne de göndermede bulunmuş olabilir ona göre dikkat ediyoruz. Suyun donması için sıfırın altındaki sıcaklık bazen yeterli olmaz. Su havadaki toz tanecikleri sayesinde donabilir ancak havada toz yoksa su eksi 40 derecede bile sıvı kalabilir. Demek ki donmasının havadaki toz parçacıklarına bağlı olduğu bir durum vurgulandı. Bu duruma aşırı soğutma adı verilir. Yani e, toz zerrecikleri olmadan e, donma gerçekleşmiyormuş ve dolayısıyla eksi 40 dereceye kadar ulaştığı anda ancak e, dondurulabiliyormuş. Dolayısıyla aşırı soğutma adı veriliyormuş. Şimdi e, bu haldeki su damlacıkları havadaki kar kristallerinin üstüne yapışırsa hemen donar. Kristaller süper soğuk su damlacıklarına çarptıkça büyür ve buzla kaplı kar taneleri meydana gelir. E, Graupel adı verilen bu tür yağışlar genel olarak bu şekilde oluşur. Bu yağış türü Türkçe'de sulu kar olarak bilinir fakat sulu kardan farklı bir yağış tipidir. Yumuşak dolu olarak da tanımlanır. Halk dilinde bulgur veya kuzu dişi olarak da kullanılır. Efendim şimdi neye göndermede bulundu? Yağış çeşitlerinin farklı yöresel tabirler kullanılarak adlandırılması. Şimdi yağış çeşitleri derken mesela yağmurun e, yağış çeşidi veya işte tabii karla ilgili olarak bir adlandırma meselesine değinildi ama bu durum dediği aslında bu durumdan önceki şurası kastediliyor. Sıvı haldeki damlacıkların havadaki farklı maddelerin yapısını değiştirmesi, hayır sıvı haldeki damlacıklar havadaki farklı maddelerin yapısını değiştirme vurgulanmadı. Bu durum denilirken suyun donmak için. E, sıcaklık değerlerinin yanında toz taneciklerine de ihtiyaç duyulması. Evet başta bahsettiğimiz gibi eğer toz yoksa eksi 40 dereceye kadar dondurmak gerektiğini söylemişti. Göndermede bulunduğu bu durumdu. Dolayısıyla canım arkadaşım yalnız 3 yani Ceyhan cevapmış. Paragrafta konu ve başlık test bir soru 3 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın bütününde üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Konu olarak e, malumunuz parçadaki tüm ifadeler çok değerlidir. Dolayısıyla e, her kelime son derece değerli olduğu için e, dikkatli gitmemiz gerekiyor. Bakalım televizyona sıkça çıkan ve belli bir süre medyada görünen insanların bana sırlarını açtıkları olmuştur. Evet medyadaki insanların sırlarından bahsediyor şu anda. Söz konusu olan insanlar aynı hoş olmayan deneyimlerden yakınıyor. Genellikle tanışmadığımız bir insanı gördüğümüzde onun yüzüne uzun uzadıya bakmayız. Yanımızdaki arkadaşımıza onu işaret etmeyiz. Onun duyabileceği yükseklikte bir sesle ondan söz etmeyiz. Böylesi bir davranış kaba olurdu. Hatta belki aşırı ama saldırganca bile sayılabilirdi. Ancak bir satış tezgahının önündeki müşteriyi Eriyle göstermeyen bir kişinin kravatının çok hoş olduğunu yanındaki arkadaşına söylemeyen kişiler ünlü kişilerle karşılaştıklarında bambaşka davranıyorlar. Sır meselesi, davranış meselesi, bakalım üzerinde durulan konu neymiş? Televizyon aracılığıyla tanınan ünlülerin izleyicilerden beklediği bir takım davranışlar bulunmaktadır. Hayır. Şimdi e, tabii e, insanların daha tanınan, bilinen insanlara karşı tavırlarıyla ilgili bir konu üzerinde durmuştu. O yüzden A değil cevap. Televizyon izleyicilerinin televizyonda gördükleri şeylerin kurgu olduğunu bilmesi. Yani televizyonda e, yapılan programların veya işte sergilenen programların kurgusuyla ilgili bir konu değildi buradaki. Devam. Televizyon ve medya insanların sahip olduğu kültürel unsurları etkileme gücüne sahiptir. Yani kültürel durumları etkileme meselesi yine yoktu. İnsanlar televizyonda görmeye alıştıkları meşhur kişilerle yan yana gelince farklı tepkiler vermektedir. Cevap denizli gözüküyor ama isterseniz bir soru işareti koyalım. Neden? Çünkü meşhurlarla yan yana gelince kravatın güzel falan diyebiliyor. E, tepkisel olarak farklı. Ama Edirne'ye de bakalım isterseniz. Toplumda insani ilişkileri önemsemeyen, ...ve birbirine hassas davranamayan insanlar bulunabilmektedir. Burada biraz çeldirici bir durum var. Yani e, başkalarına karşı da hassas davransa falan gibi bir öneri vardı ama... E, ...üzerinde durulan konu cevap denizli. işte bu kadar canım arkadaşım. Kesin olarak doğru olan D. Paragrafta konu ve başlık e, test 1 ve soru 4. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir diyor... Dolayısıyla bu aslında konuyla bağlantılı bir soru tarsa ÖSYM'nin de böyle soruları var malumunuz. Evet çünkü boynuzda makine ile ne çıkarsa bahtıma diye dolaşılması başarılı fotoğraf çekmek için yeterli değildir. Yani bir fotoğraf çeken birisi veya fotoğrafçılıkla ilgilenen birisinin yani işte karşıma çıkarsa bir plan yapmadan hani yola çıkması yeterli değildir dedi. Böyle bir çalışma tarzıyla iyi fotoğraflar yakalama ihtimali çok düşüktür. Bunun yerine belirli konularda yoğunlaşmak, konu sınırını belirlemek diyor yani. Çekim yapılacak konu ya da mekan hakkında araştırma yapmak, yani bir hazırlık safhası. O konuda daha önce çekilmiş fotoğrafları incelemek, kafanızda belirli görüntüler oluşturarak çekime çıkmak daha doğru bir yöntem olacaktır diyor. Şimdi soru konuyla bağlantılı olmak zorunda. Çekeceğimiz fotoğrafları önceden mi tasarlamalıyız? Şimdi önceden tasarlamak bir hazırlıkla alakalı olduğuna göre hani tasarlamak mesela bu sorusu olabilir. E çünkü önceden bir araştırma yap sonra konuyla ilgili bir yoğunlaş gibi belirleme yap demişti metinde. Bir fotoğrafı nitelikli kılacak. Şimdi fotoğrafı nitelikli kılan unsurlar nelerdir? Bununla ilgili paragrafta bir konu yoktu. O yüzden hani cevap bu olamaz ya da bu parça buna cevap olamaz. Eski makinelerin daha iyi fotoğraflar çektiğim, yani yeni makineler dijitaldir, eskileri böyledir gibi bir karşılaştırma yoktu metinde. Çektiği fikre katılıyor musunuz diyor. Fotoğraf çeken birini gördüğünüzde mutlu oluyor musunuz? Yani e, fotoğrafçılık mesleğim ve bu mesleğin yaygınlaşması beni mutlu ediyor gibi bir durum söz konusu değil. Devam. E, fotoğrafçılıkta başarılı olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor gerekir? Yani başarı ve başarısızlık bu çeldiricisi mesela ama e, burada öncelikle hani başarı şöyle olursa başarı sağlasın, iyi reklam yapman lazım gibi durumlar değil. Nitelikli bir iş yapmak istiyorsan yani bahtıma ne çıkarsa o değil de bir ön hazırlık yapman gerekiyor, konuyu belirlemen gerekiyor, inceleme yapman lazım gibi bir metin oluşturuldu. O yüzden cevap Ankara kesin doğru canım arkadaşım. Paragrafta konu ve başlık test bir soru ise malumunuz 5. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir şeklinde bir soru. Dünya Meteoroloji Örgütüne göre Avrupa genelinde yüzlerce meteoroloji istasyonu aralık ve ocakta tüm zamanların en yüksek hava sıcaklıklarını kaydetti. Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya, Çin, Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de sıcak hava dalgası nedeniyle rekor denilebilecek sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Avrupa Birliği'nin iklim Değişikliği Servisi Copernicus'un araştırmasına göre 2022 yılı küresel çapta en sıcak 5. yıl olarak kayda geçti. 2022 yılın küresel çapta en sıcak 5. yılı olduğundan bahsediliyor. Yani e, küresel bir ısınma sıcaklıkların artmasından bahseden bir metin. E, bu sıcaklık artışından en çok Avrupa ve kutup bölgeleri etkilendi. Avrupa en sıcak yılını yaşadı. Şimdi burada değinilmiştir derken ne üzerinde duruldu? Yani konuyla doğru orantılı olayını soruyor. Bize asla bakarsanız bakalım. Dünya Meteoroloji Örgütü en güvenilir araştırma merkezidir. Burada başka araştırma merkezlerinden de bahsetseydi... ...hani olabilirdi ama cevabımız Ankara olamaz. Nüfusu kalabalık ülkelerde iklim değişikliği göze çarpmaktadır. Burada Çin çok kalabalık olduğu için... ...işte şöyledir böyledir demedi. Avrupa sıcaklık artışını engellemek adına önlemler almaktadır... Avrupa'da yapılan çalışmalarla ilgili bir bilgi verilmedi. O yüzden e, C'de olamıyor. E, i̇klim değişikliğini gözlemlemek adına pek çok merkez kurulmuştur. Yani e, evet burada bir merkezden bahsediyor ama pek çok olandan bahsetmedi. O yüzden e, bu da değil. Yani aşırı sıcaklıklarla ilgili bir bilgi verilmişti aslına bakarsan. Dünya üzerindeki birçok yer aşırı sıcakların etkisi altına girmiştir. Evet yani özellikle Avrupa'nın etkilendiğinden ve 2022 yılı küresel çapta en sıcak 5. yıl olarak kaydedilmiş. Küresel demek dünya demek dolayısıyla pek çok yer olarak veya birçok yer olarak adlandırılabilir. O yüzden cevap Edirne can dostlar. Paragrafta konu test 1 ve soru 6. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yine konuyla ilgili olan bir soru. Sabahın erken saatleri günün en bereketli ve en taze saatleridir. Bu saatlerde uyanık olmaya ve fiziksel bir rahatsızlığınız yoksa uykuya 7 saatten fazla yaşa ve genetik faktörlere göre değişebilir diyor. Burada ekstra ara söze yer veriyor. Zaman ayırmama ya özen gösterin diyor. Yani uyku saatiniz 7 saat olsun diyor. Uyku beynin bir fonksiyonudur. Bu nedenle bedenimizin de uykuya ihtiyacı vardır. Ancak gereğinden fazla uyumak kişi uyuşuk yapar, zihinsel aktiviteleri zayıflatır, konsantrasyonu düşürür, iş yapma isteğini azaltır. İnsanlar fazla uyuduklarında beyinleri de fazla çalışmaktadır. Sonuç olarak beyin yorulur ve bu da yaşlanmaya yol açar. Bu sebeple eğer gün içerisinde erken uyumanızdan dolayı uyku basarsa en fazla 10-20 dakikalık bir şekerleme yapabilirsiniz. Şekerleme dilimizde malumunuz uyumak demek. Yani kısa süreli uyumak. Bu sizi hızlı bir şekilde şarj eder. Yani yeniden böyle motivasyonumuzu artırıcı ve yeniden dirilmemizi sağlayan bir unsurdur diyor. Hadi bakalım neymiş cevabımız. Yatmadan önce uykuya uygun bir ortam. Şimdi ortamla ilgili olarak yani şöyle e, bulunduğunuz ortam daha çok işte sıcak renklerin bulunduğu bir yer olsun, ışık fazla olmasın gibi böyle durumlardan bahsetmedi yani. E, o yüzden e, cevap Ankara olamaz. E, i̇nsan bedeninin günün her saatinde uykuya ihtiyaç duyduğuna yani işte e, ikindi vaktinde de öğle vaktinde de böyle bir ihtiyaç duyarız. O yüzden 10-20 dakikalık böyle çeşitli aralıklar kendine temin et sağla gibi bir şey yoktu yani metinde ihtiyaçtan fazla uykunun insan sağlığına zarar verdiğini. Evet yani 7 saat aşarsan yani yorgunluk olur. Dolayısıyla seni zayıflatır. Hani maddi manevi olarak zayıflatır. Yani beyin fonksiyonlarını işte yavaşlatıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şey değildir. Bunun üzerinde duruluyordu hakikaten ama yine C şıkkını bir kenara bırakarak devam edelim. Uyku esnasında rüya görmenin insan beynini fazlaca yorduğuna hani rüya görme meselesine değindi burada. Yani rüya görmezsen problem vardır mutlaka bir doktora başvur gibi ee, böyle bir şey söylemiyordu. Ee, çalışkan insanların dinlenmek için diğer insanlardan fazla uyuduğuna, yani çalışkansan e, hak ettin 9 saat uyu gibi bir durum söz konusu değil. Gene 7 saat diyordu. O yüzden cevap kesin olarak Ceyhan canım arkadaşım. Paragrafta konu test 1 ve soru ise 7. Hadi bakalım can dostlar bu süre sana yetecek. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine de değinilmiştir? Çoğu insan kömürün başkalaşım sonucu elmasa dönüştüğünü düşünür. Hatta bu fikir çoğu fen sınıfında anlatılan elmas oluşumu öyküsüne bile geçer. Ancak kömür elmas oluşumunda ender olarak rol alır. Yani ben de böyle biliyordum. E, aslında çoğu elmas gezegendeki ilk kara bitkilerden çok daha eskidir. Kömürün kaynak maddesi ise kara bitkileridir. Sırf bu bile dünyanın elmas yataklarının kömürden oluştuğu fikrini sonlandırmaya yeter. Bilim yeni şeyler keşfediyor. Söz konusu düşünce ile ilgili diğer sorunda kömür damarlarının genellikle yatay veya yataya yakın kaya parçaları olan tortul kayaçları olmasıdır. Elmasların kaynakları ise püskürük kayaçlarla dolu dikey bacalardır diyor. Evet şimdi burada neyin üzerinde durulmuş yaygın olarak karşımıza çıkan bir bilginin yanlış olduğu ile ilgili yani elmasın oluşumunun yaygın e, inanıştan farklı olduğu ile ilgili bir bilgiye yer verildi. Kömür kullanımı ile ilgili son derece yanlış bilgiler. Kömürlerin kullanımından bahsetmiyor. Elmasın oluşumu vesaire bundan bahsediyordu. O yüzden bence A şıkkı olamaz. Değildiği nokta bu değil. Elmasın ham maddesi düşünüldüğü gibi kömür madeni değildir. Evet ham maddesi kömür zannediyorduk ama öyle değil şeklinde bir bilgi verilmişti ama B'den daha kapsayıcı bir şey var mı bakacağız hemen işaretlemiyoruz malumunuz. <laughs> yani diğer şıkları da mutlaka okuyoruz canım arkadaşım. Elmasların çıkartılmasında insan hakları çok fazla ihlal edilmektedir. İnsanlar maalesef elmas çıkarı vesilesinde e, çok ciddi yıpranıyor veya çeşitli sakatlıklar oluşuyor gibi hastalıklar oluşuyor. Böyle demedi. Hani başka bir metinde olabilirdi belki. Elmaslarla ilgili yapılan araştırmalarda birbirinden farklı elmas çeşitlerine ulaşılmıştır. Yani kaşıkçı elması vesaire gibi elmas çeşitlerine başvurmadı. Yani metinde böyle bir bilgi yoktu. Kömürün olduğu yerde elmasın ortaya çıkması mümkün değildir. Yani kömür varsa elmas yoktur demedi. Kısmi olarak olabilir belki ama asıl manada bu bilgi yanlış demişti. O yüzden cevap Bursa bu kadar can dostlar. Paragrafta konu test 1 ve soru ise 8. Evet bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın bütününde yazar aşağıdakilerden hangisinden söz etmektedir şeklinde bir soru. Söz etmektedir yani konuyla ilgili bir soru soruluyor. Ee, ana fikir değil aman dikkat konu olunca bütün paragraftaki her şey çok değerli oluyor. Ee, ki hedef kitle bir işletmenin potansiyel müşterileri olarak tanımlanan insanlardır. Evet hedef kitleler yaş, cinsiyet, konum, eğitim ve sosyoekonomik durum gibi birçok benzer demografik özelliklere sahiptir. Şirketlerin hedef kitleleri ürünlerini veya hizmetlerini isteme olasılığı en yüksek olan belirli tüketici gruplarını veya ve dolayısıyla reklam kampanyaları gibi pazarlama taktiklerini görmesi gereken toplulukları ifade eder. Bir işletmenin hedef kitlesinin belirlemesi, pazarlama stratejilerini oluşturmasında, satışlarını artırmasında ve çekirdek müşterilerini tanımlamasında önemli bir rol oynar. Yani çikolata reklamlarından tutun da bir içecek reklamına kadar giden meseleyi aslında ele alabiliriz. Zihnimizde bunlar canlanmış olabilir. Hedef kitlerin ne olduğundan ve hedef kitle belirlemenin sağlayacağı faydalardan bahsedildi diyor. Et bu ev doğru. Yani nedir bu yaş cinsiyet konum, eğitim vesaire hani pazarladığınız ürüne göre değişen durumlar ve dolayısıyla hedef kitleniz. Yani işletmenin potansiyel müşterisi olabilme ihtimali olanlar. O yüzden A gibi duruyor ama devamını bir okuyalım isterseniz. Reklamcılık sektöründe hangi konularda rekabet yaşandığından? Reklamcılık sektöründe işler acayip karışık dolayısıyla herkes birbiriyle kıyasıya bir mücadele vermektedir gibi bir metin değildi bu. Bir işletmenin piyasada tutunması için yapılan reklamın önemli olduğundan. Yani e, hayatta ve ayakta kalmak istiyorsan mutlaka reklam vermelisin veya e, reklama başvurmalısın gibi bir metin değildi bu. E, tüketim endüstrisinde reklam ögesinin fazlaca öne çıktığından yani günümüz dünyası bir tüketim endüstrisi dolayısıyla e, reklam ögesi acayip önemli reklam vermezsen yaşayamazsın gibi bir metin değildi. Hedef kitle belirlemeye ticaretin ilk dönemlerinde yeterince önem verilmediğinden tabi bir hedef kitle kelimesi geçiyor biraz çeldirici gibi ama ticaretin ilk dönemlerinde yeterince yani işte ilk çağ medeniyeti de orta çağda vesaire yani burada çok önem verilmemişti gibi bir durum söz konusu değil e, cevap Ankara kesin doğru. Hedef kitlerin ne olduğundan ve hedef kitle belirlemenin sağlayacağı faydalardan satışları artırabilirsin en azından gibi. Evet cevap Paragrafta konu test 1 ve soru 9'a karşınızdayım canım arkadaşım. Bu parçada yabancı el sendromu ile ilgili olarak yargılardan hangisine değinilmiştir şeklinde bir soru kökü. Yabancı el sendromunda en temel sebep elleri kontrol eden birincil motor korteks denen beyin bölgesinin promotör korteksten izole olmasıdır. Burası önemliydi. Bu durumda beynin iki yarım küresinin aktif iletişimi kesilir ve bunun sonucunda beynin iki yarım küresinden biri kişinin kendi kontrolünde diğer ise bilinçsiz olarak çalışır. Beynimizin sol yarım küresi vücudumuzun sağ tarafını kontrol eder. Evet sol sağı kontrol ediyor tam çapraz bir ilişki var diyor. beynimizin sağ yarım küresi ise vücudumuzun sol tarafını kontrol eder. Evet bu çapraz ilişkiyi devam ettirmiş. Yani beynin topları ile vücudumuzun kontrol edildiği yapılar birbirine zıttır. Normalde evet normalde iki yarım küre arasında korpus kolosum adı verilen bir köprü vardır ve bu köprü iki yarım kürenin sürekli ve aktif olarak birbiriyle iletişimini sağlar. İşte bu köprü bozulduğu zaman beyin kürelerinden biri bize gerçek bilinç algımızı katarken diğeri bilincimiz ve kontrolümüz dışında çalışmasını sürdürür. Bu da yabancı el sendromunun doğmasına neden olur diyor. Şimdi tabii bu köprü bozulduğu zaman yani en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Yabancı el sendromu böylelikle bizim dışımızda hani bilinç dışı olarak gerçekleşen bir şeymiş. Peki beynin topları ile vücudun kontrol edildiği yapılar birbirine zıt olduğu için rahatsızlığın etkisi daha da fazla olmaktadır. Zıttıktan kaynaklı değildi bu efendim. Bu köprü bozulduğu zaman gerçekleşiyormuş o yüzden bir olamaz. Ee, i̇nsan vücudunda gözlemlerin ilk belirtisi ellerde meydana gelen titremelerdir. Burada hani belirtilerin neleri olduğundan değil yani sadece yabancı el sendromunun neden gerçekleştiğinden bahsediliyordu. Hani eller titrer şöyle olur böyle olur gibi bir metin değildi bu. Beynin iki yarım küresi arasındaki iletişimin bozularak loblardan birinin kontrolü diğerinin ise kontrolsüz çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yani bu köprü bozulduğu zaman e, böyle bir durum oluyordu. Diğerinde aynı bir sıkıntı olmuyordu. Yani işte e, dolayısıyla bu bozulma aynı zamanda yabancı el sendromu olarak kontrolsüz bir şekilde bizim dışımızda ellerin, kolların hareket etmesinden bahsediyordu. O yüzden yalnız cevap Bursa yalnız 3 yani. İşte bu kadar cevap B. Paragrafta konu, test bir ve soru onla karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Evet bu parçada bez e, e, bu parçada biz çantaların hangi özelliğinden bahsedilmektedir diyor. E, bez çantalar üretildikleri malzeme ve malzemenin kalitesine bağlı olarak uzun yıllar kullanabilen ve %100 pamuktan üretilen son derece kullanıcı çanta modelleri içerisine yer alır. Et pamuk oranı yüzde yüzmüş. Biz çantaların rahat kullanım ve kullanıcıların kıyafet kombinlerine kolaylıkla uyum sağlaması, onların diğer çantalara oranla daha çok kullanılmasını sağlar. Kombinlere uyum sağlıyormuş. Son zamanlarda bez çantaların pek çok modeli de üretilmekte ve müşterilere sunulmaktadır. Bez çanta kullanımının birçok avantajı vardır. Uzun ömürlü olmaları, geri dönüşüme uygun olmaları, saklanması ve taşınmasının taşımasının kolay olması. Yani saklarken ve taşımada da kolaymış. Peki can dostlar bakalım üretimin yapıldığı hangi özelliğinden bahsediliyor? Üretimin yapıldığı yerlerden. A, mesela Adana'da pamuk çıktığı için orada üretilmektedir demedi. O yüzden A değil cevabımız. Devam. Gençler tarafından daha çok kullanıldı. Yaşlı ve gençler ve orta yaşlar tercih ediyor gibi bir şey yoktu. O yüzden B de olamaz. E, pek çok aşamadan geçerek üretildi. Yani öncelikle pamuklar toplanır sonra iplik haline gelir. Sonrasında da işte %100 pamuk olarak bilmem ne fabrikalarında dokunur gibi bir durum yoktu. O yüzden C'yi de eyledim. Farklı sebeplerle çok fazla tercih edildi. Bu sebepler ne? Kombin uyumu, rahatlık, kolaylık, saklanabilmesi, taşınmasının kolay olmasından dolayı tercih ediliyor demişti. D olabilir o halde E'ye de bakalım. Kullanılırken hassas davranılması. Hassas davranmasan e, pamuk parçalanır gibi bir şey yoktu. O yüzden cevap denizli işte bu kadar can dostlar. Paragrafta konu test 1 ve soru 11 ile karşınızdayım. Ee, bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçadan kedilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi bir metinde birden fazla durum da ortaya konulabilir. Eğer yönergede yani soru kökünde kediler demişse sadece onun dışına çıkmayalım efendim. Kedilerin ilk olarak 4000 yıl önce Mısır'da evcilleştirildikleri her ne kadar yaygın olarak kabul görüyor olsa da insan arasındaki varlıkları çok daha eskiye dayanmaktadır. 4000 yıl öncesinin eskisine dayanmaktadır. Ama yaygın inanış Mısır'da evcilleştirdikleriyle alakalı bir durummuş çok daha eskiye dayanmakta vahşi kedilerin 100 bin yıldan daha uzun zaman önce Mezopotamya'da insanların arasında yaşadıkları ve milattan önce 12 binde köpekler, koyunlar ve kişilerle birlikte evcilleştirdikleri bilinmektedir. Yani 4 bin değil 12 bin milattan önce son 10 yılda yapılan arkeolojik kısılar yakın doğu vahşi kedi, kedisinin modern dünyadaki evcil kedilerin en yakın akrabası olduğuna ve fareler gibi tahıl stoklarına dadelen haşerelerin kontrolünü sağlamak için Mezopotamyalı çiftçiler tarafından evcilleştirdiklerine dair kalıntılar ortaya koymuştur diyor. Ee, yani yakın doğu vahşi kedisi. Evet ve dolayısıyla neden bir ihtiyaçtan doğuyor ya her şey neden evcilleştirilmiş? Bununla alakalı bir bilgi verildi. Hadi bakalım e, Mezopotamya'da evcilleştirilen ilk vahşi hayvan olduğuna Efendim ilk vahşi hayvan belki başka bir şeydi. Yani burada kediler üzerinde duruluyor. O yüzden yani kurtlar da şöyle oldu, çakallar böyle oldu gibi bir metin değildi. O yüzden Ankara olamaz. Beslenme biçimlerinin arkeolojik kasılarla ortaya çıkarıldığına yani daha çok etçil besleniyorlarmış gibi bir bilgi yoktu metinde. O yüzden cevap Bursa'da olamaz. İlk olarak M.Ö. 12.000'de Yakın Doğu'da rastlandığına Burada yakın doğu vahşi kedisinin modern dünyadaki evcil kedilerin en yakın akrabası olduğundan yani akrabalık ilişkisiyle alakalı bir bilgi verildi. İlk olarak M.Ö. 12.000'de rastlanıyor ya da rastlanmıyor. Bununla ilgili değil. Evcilleştirme ile alakalı bir bilgi veriliyordu. Günümüzde yabani olanların sadece belirli kıtalarda görüldüğüne yani günümüzde yabani kediler işte ne, güney kutbunda falan görülmektedir veya ne bileyim kuzey kutbunda görülmektedir gibi bir bilgi yoktu. O yüzden cevap denizi de olamaz. Evcilleştirme sürecinin çok eskilere dayanırı. Evet 12 bin yıl belki yeni kızılarda başka şeyler ortaya çıkacak. O yüzden hani süreçle alakalı bir bilgi verilmiş. 4 bin zannediliyor falan denmiş. O yüzden cevap Edirne özellikle kedilerin evcilleştirmesi meselesinden bahsediyordu. Kedisi olanlara selam saygılar diyelim. Evet işte budur cevap E. Paragrafta konu, tespir ve 12. soru yani son soruyla karşınızdayım. Canım arkadaşım soru kökünü öncelikle okuyoruz. Bu parçada Beşiktaş'ın ile ilgili olarak yargılardan hangisine değinilmiştir? Ee, bakalım hangilerine değinilmiş de olabilir. Evet şimdi can dostlar Beşiktaş'ın şiirlerinde hangi temaların ele alındığına geçmeden önce kullandığı temaların çok çeşitli olduğunu belirtmek gerekir. Yani e, burada tema meselesi üzerinde e, durulmuş. Kullandığı temaların çok çeşitli olduğunu belirtmek gerekir. İnsanla ilgili hemen her durum için Necati Gelin bir şiiri bulunabilir. İnsan durumlarıyla ilgili yazıyormuş efendim. İnsanlarla ilgili hemen her durum için. İlk bakışta okur. Necati Gelin ele aldığı temaların bireysel olduğunu görür. Hemen açıklamak gerekir ki... Necati Gil'deki bireysellik bu kavramın bilinen anlamından çok farklıdır. Hep önde bir birey görünse de benzer durumda olan toplumdaki öteki kişileri de şairin sürekli olarak hatırlattığını görürüz. Kimi zaman bir bireyden yola çıkan Necati Gil başka bireyler içinde genellemeler yapar. Yani bireysel bir şiir yazıyormuş gibi gözükse de toplumun diğer bireylerini de ilgilendiren bir meseleyi ele aldığı için dolayısıyla bir toplumsallık vardır demişti. Metini böyle anlıyoruz metni. Ele aldığı konularla e, konularla ardından gelen pek çok şairi etkilemiştir. Elbette Necati ile ilgili bir bilgin olabilir. Pek çok şairi de etkilemiş olabilir bugün yaşayan İlmi Yavuz gibi. Ama bu metinde bahsedilmiyordu ki o yüzden cevap Ankara olamaz. Edebiyatı bir araç olarak kullanmış, edebiyatla düşüncelerini yaymıştır. Yani ideolojisini mesela edebiyat aracılığıyla veya şiir aracılığıyla yaymak istemiştir gibi bir metin değildi bu metin. Bir bireyden ortaya çıkacak, çıkacak ve başka bireyleri konu edinecek teması ile ilgili olarak böyle söyleyebiliriz. İnsanı ele almış, çoğunlukla insanla ilgili durumları şiirlerinde işlemiştir. Yani bir bireyi ele alıyor insanı ele alıyor evet insanla ilgili durumları başka başka durumları aktarıyor. Dolayısıyla diğerleri de aa beni anlatıyor bu falan diyebiliyormuş. Yani bence Necati ile ilgili olarak ki cevap bu yargılardan hangisine buna değinildi başka bir şey değinilmedi. O yüzden cevap Ceyhan can dostlar işte bu kadar bitti gitti.